Ama biz bunu şöyle söyleyelim. Sabah kahvaltıda bile hepimizin yaptığı. Ben dahi yaptığım şeyi söyleyeyim. Kahvaltıda tereyağla karıştırıp bunu yiyorum. Tabii boğaz enfeksiyonları için çok faydalı bir şey. Ama vücut direncini kazanması anlamında da dediğimiz gibi ilaç gibi aynı saatte aynı gün her gün aynı saatte ilaç gibi alındığı zaman vücuda çok faydalı olduğu kestane balı ile ilgili dünya bırakın Türkiye'yi dünya çalışıyor. Koyu renkli bir bal. Antioksidan özelliği, antibiyotik özelliği çok yüksek olan bir bal çeşididir. Renginin koyu olmasından ötürü kanserle mücadelede özellikle karaciğer yağlanmasıyla ilgili sıkıntılarda kestane balı, kışlık, öksürük, boğaz enfeksiyonlarında çok faydalı olduğu artık bilimsel bu kanıtlandı. 5 sene sonra anzer balını geçeceğimizi ben bunda gerçekten iddialıyım. Bu sene de balımız 2 sene olmamasına rağmen çok iyi bir 8-10 kilo hatta bazı bölgelerde 12 kilo bal üretimi sağladık. Ve kilosu 80-100 lira, 120 lira arasında değişiyor. Bu da diğer bölge arıcılarını gıpta edecek, çok özendirecek miktarda kovan başına eğer 100 liraya satılıyorsa bu ki bir kovandan 1000-1200 lira para almış gibi bir durumumuz söz konusu. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bölgemizin kestane balı daha önce de açıkladığım gibi Türkiye'nin en fazla kestane balı üreten ili Düzce. Bunu ülke tanıtımında en büyük pay gene Düzce arıcılığındır. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki bal Almanya'dan belirleniyor ama kestane balının artık Düzce'den fiyatın borsasının Düzce'de olacağını söylemek yanlış olmasa gerek. Son 3 senedir kestane balının fiyatını gerçekten de Düzce belirlemiş oluyor. Bakın kestane balının bizdeki bölgemizdeki kültür çok farklı. Biz kahvaltıda bile kestane balı yiyoruz. Ama tıp doktorlarımız derler ki ilacı aldığınız gibi sabah aç karnına veya yatarken bir tatlı kaşığı aldığınız zaman mümkün olduğu kadar aynı saatlerde alınması gerektiğini söylüyorlar. Kemal çekti. Kemal bari bana hasta olma. Gidiyor musun bizi de? Gel maskeye gel. Maskeye gel. Maskeye gel. Tanıyamazsın bizi. Ha? Şama anlatsın yandı. Şimdi konuşurken anlattım da şeyde de... Da... Biz bu bölgemizde buralarda şurada hep kestara bölgesi. Hava ne kadar sıcak.